Can Bey, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler iyiyiz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle Can Bey. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün Ege'mizin incisi Aydın Kuşadası'ndayız ve Kuşadası'nda uzun yıllardır yine sektörde var olan Öz Adalı Hurdacılığa da konuk olduk. Yanımızda da firmamızın sahibi Can Demir Gezer bulunuyor. Bakalım bizlere sektörle alakalı ve verdiği hizmetlerle alakalı neler aktaracak, şimdi kendisinden dinleyeceğiz. Tabii öncelikle size tanımakla başlayalım Can Bey. Sektöre nasıl girdiniz, nasıl başladınız, sizlerden dinleyelim hikayenizi. 10 sene önce Kuşadası'nda bir firma daha var. O firmaya hurda vererek başlamıştım. Sağ olsun elimden tuttu, beni bir yerlere getirdi. Mesleği öğretti. Hani işin çıraklığını öğretti, ustaz yaptı. Elimiz altın ve bilezik tattı. Öncelikle Vedat Tecer abime teşekkür ederim. Evet. Beni bugünlere getirdiği için. Onun sayesinde belli bir adım attık. Bu sektöre başladık. Şükür 2 senedir, 8 sene ekmeğini yedim, yanımda çalıştım. 2 senedir de kendi işim yapmaktayım. Allah razı olsun ondan. Evet, 2019'da mı kurulduk o zaman? Evet. Öz Adalı Hurdacılık olarak yine zaten Kuşadalısınız değil evet, mi? Evet, yerlisiyim. Çok güzel. Şükür. Peki Can Bey, neler yapıyoruz burada? Aslında hurdacılığı biraz böyle açarsak, anlatırsak neler söyleyeceksiniz? Şöyle söyleyeyim. Mesela daha önce kullanılmış malzemeler eskiyor, hani bozuluyor. Bunları tekrardan geri dönüşümle tekrardan insanlara sunuluyor. Fabrikalara gidiyor. Mesela biz burada topladığımız demir olsun, bakır, sarı olsun, pirinç olsun, alüminyum olsun, bunları biz tekrardan alıyoruz, biriktiriyoruz, ayırıyoruz burada. Hani her şeyi ayrı ayrı yapıp İzmir'e fabrikalara yolluyoruz. Fabrikalar da tekrardan geri dönüşüm olarak bize sunuyor. O zaman sizin işiniz burada daha çok ayırmak mı? Ayrıştırmak. Hani bazen gidiyoruz, bina da yıkıyoruz, ediyoruz. Hani bu harfiyatçının işi ama biz içindeki demirleri alıp tekrardan çubuk demir veya profil olarak sanayi çalışanlarına, inşaatçılara geri geliyor. Sektör çok geniş. Her şeyin aslında geri dönüşümü olabiliyor. Biz daha çok burada neler üzerine ilerliyoruz? Biz burada demir, alüminyum, sarı, bakır, bunların üzerine çoğunluğumuz var. Hani bunlar da bize yetiyor. Hani kendi işimizde bize yetiyor. Hani yerimiz çok büyük değil ama bizi döndürüyor. Bunları almamız bile hani bir katkı sağlıyoruz yani geleceğimiz için. Şimdi ben de çocuk babasıyım. Evet. Benim çocuğumun geleceğinde bile bunların katkısı var. Geri dönüşüme katkı sağlamak çok önemli gerçekten. Evet. Özellikle şu devirde. Siz de yine bunun için elinizden geleni yapıyorsunuz. Burada ayrıştırılan ürünler de yine İzmir'e gidiyor. İzmir'e, fabrikalara gidiyor. Sonra neler yapıyor? Ondan sonrası zaten sanırım size değil, değil mi? Ondan sonrası ben de değil. Evet. Daha o kadar büyümedi. Peki sadece Kuşadası bölgesine mi hizmet sunuyoruz? Kuşadası bölgesi diyelim, hani daha dışarılara gidemiyoruz. Ekibimiz sağlam, güzel bir ekibim var. Hepsinden de Allah razı olsun öncelikle. Evet. Ben bu ekibimle aslında dışarılara da gidebilirim ama dışarılara çıkmak istemiyorum. Çünkü kendi memleketim bana yetiyor. Müşteri potansiyelimiz şükür iyi. Kendi müşterilerimize yetiştirelim, dışarıyı sonra düşünelim. Evet, zor ve zahmetli bir işiniz var Can Bey. Nelere dikkat ediyorsunuz burada? Öncelikle iş disiplini bizim için çok önemli. Personelin hani güvenliği benim için çok önemli. Hani onlara bir zarar gelmesin. Yani eğer zaten tehlikeliyse ben kendimi atarım önce. Personeli geriye çekerim ama Allah razı olsun benim elemanlarımın hepsi dikkatli çalışıyor. Hani ben hepsine başta söylüyorum. İşe gelirken dalgın gelmeyin. Hani eğer dalgınsanız beni sabahtan veya bir gece önceden arayın. Ben size hani Can ben böyle bir sorunum var gelmeyin, ben gelemeyeceğim deyin, ben anlayışla karşılarım. Hani bu şekilde söylüyorum. Onlar da sağ olsun hani şimdiye kadar hiç öyle bir şey olmadı ama hepsi kendini işe veriyor. Güvenlikle alakalı burada hat safhada her şey. Allah'a şükür. Hani mesela bir söküm işinde falan adamların her şeyi tamam. Etsizsiz. Burada yine teknolojiye de ayak uyduruyor musunuz Can Bey? Bizim fazla teknolojiyle bir işimiz yok. Hani bizim işimiz söküm olduğu için beyin çalışıyor bizde. Bir de el becerisi. Bunların ikisini birleştirdiğiniz zaman yeterli kalıyor diyorsunuz. Yetiyor. Peki sektörde nasıl bir fark yaratmak istiyorsunuz? Nasıl ilerlemek istiyorsunuz? Ustamdan gördüklerimle, Vedat abimden gördüklerim gibi ilerlemek istiyorum. Hedefim çok büyük. Hedeflerime ilk basamağı çıktık. Çok güzel. Allah'a şükür.
bundan sonra devamı gelir. Evet, hurdacılık bir sektör değil mi artık? Bir sektör ama bu işi şöyle söyleyeyim. Ben gece rüyalarımda bile işimi yapıyorum. Bu işi severek yapmadığın sürece basamaklara çıkamazsın. Evet, siz de severek yapıyorsunuz. Evet. O da zaten başarıyı getiriyor değil mi? Evet, yavaş yavaş. İlk başladığımızda ilk iki ay daha bir tane iğne bile vermemişlerdi. Şu an çok şükür hani bizi kimse yalnız bırakmıyor. Evet. Burada peki sizi aradıklarında siz mi gidip alıyorsunuz genelde? Telefon gelirse biz gidiyoruz alıyoruz. Hani personel, bir araç iki tane personel gidiyor. Hı hı. İşin yoğunluğuna göre. Ya da kendileri de getiren oluyor. Ona göre hani arayan olursa gidiyoruz. Gelen olursa da hoş geldin deyip bir çayımızı içelim. Evet, peki sizlere nasıl ulaşabilirler Can Bey? Telefon numaralarımızı da paylaşalım. 0536 685 0647. Buradan ulaşabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Yine aşağıda da geçiyor olacak. Kaçıranlar için oradan da not alabilirler. Yeni projelerde büyüyeceksiniz zaten. İnşallah. Peki, teşekkür ediyoruz sizlere Can Bey. Ederim. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı hem sektörü değerlendirdik hem sizleri anlattık. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim o zaman. İnşallah.